Çok kısa bir zaman içerisinde de bu inşaat bir sene gibi bir zamanda da biter. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2012 yılı son toplantısının gündemi Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası oldu. Şu anda bizim projelerimiz hazır. Hem meski binası hem belediye binası olarak. Toplantıda yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin şu an kullandığı binanın tarihi bir bina olduğu ve fiziki anlamda eksiklikleri olduğunu kaydeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Metropol Miting alanındaki arsaya hizmet binasını yapmak istiyorduk. Ancak bu bölgede Akdeniz Belediyesi, Metropol Binası, Tıp Fakültesi Hastanesi, iş merkezleri ve en son yapılan adliye binası sebebiyle bu düşüncemizden vazgeçtik. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi için acil olarak bir hizmet binası inşa edeceğimiz arazi lazım dedi. Bir sürü itiraz var. Bu kadar Akdeniz Belediyesi'nin adliye ve belediye binasını kaldıramayacak bir yer deniyor orası. Bu yüzden şu anda bir geri adım attık. 2013 yılında yeni otogarın inşasına başlayacaklarını da kaydeden Başkan Macit Özcan, yeni otogar yapıldıktan sonra yeni hizmet binasını şimdiki otogarın yerine de yapabiliriz veya mahalli idarelerin Mezitli'de bulunan yerini de değerlendirebiliriz. Ancak neresi olursa olsun meclisin ortak bir kararı sonucu hizmet binasının yerini belirlemek zorundayız. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası kentimizin onuru olacaktır diye konuştu. Ama ben size bir daha soruyorum. Gelecek mecliste isterseniz bir daha tartışalım. Eğer miting alanına bu inşaatı yapın diyorsanız benim projelerim hazır. Arazim hazır. İhaleye çıkacak. Çok kısa bir zaman içerisinde de bu inşaat bir sene gibi bir zamanda da biter. Yeni hizmet binası yeri konusunda tüm meclis üyelerinin katkı sunmasını beklediğini de sözlerine ekleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, yeni binanın proje maketini de üyelerle paylaşarak bir bilgilendirme yaptı. Bu gördüğümüz alan, adliye binasını da şu kenara koyduğunuz zaman 64 dönümlük bir alan. Şu arkadaki meski binası, şu öndeki belediye binası, şurada da 800 kişilik bir tiyatro veya konferans salonu var. Şu gördüğünüz mavi de meclis salonu.